Değerli misafirler, şimdi Fatih Medreseleri Tekke Kursumuzun müdürü genç hocalarımızdan Abdurrahman Kalkan hocamızı Kur'an-ı Kerim'in fazileti hakkındaki konuşmasını yapmak üzere mikrofona davet ediyorum. Abdurrahman Kalkan hocamız hafızlığını Fatih Medreselerinde tamamladı. Arapçasını bitirdi. Şu anda tekke kursumuzda 45 tane talebeye hizmet veriyor. Buyurun. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vel âkıbetü lil mütebîn. وَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظَّالِم۪ينَ وَالصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وقال في آية الأخرى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شافع مشفع مماحل مصدق فمن جعله قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار صدق رسول الله فيما قال. Kıymetli misafirlerimiz, değerli büyüklerim, değerli anne ve babalar ve efendi hazretlerimizin tarifiyle direksiz kubbelerin direkleri, kurumuş toprakların yağmur yüklü bulutları olan siz değerli talebeler ve hocalar, hepiniz Fatih Medreselerinin hazırlamış olduğu son 100 yılın çalışması olan ve Abdi İpekçi Spor Salonu'nda düzenlenen 150 hafız ve 150 hocamızın icazet merasimine uzak yakın demeyip Türkiye'mizin her bir metrekaresinden katılan siz değerli misafirler, evvela hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Böyle güzel bir günde bizleri yalnız bırakmadınız. Bizler sizlerden memnun olduk. Allah da sizlerden memnun olsun. Hepinizi selamların en güzeli Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Hamd, alemleri yoktan var eden, varlığından bizleri haberdar eden, eşi ve benzeri bulunmayan, bütün mahlukat kendisine muhtaç, fakat kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan, noksan sıfatlardan münezzeh Zülcelal Hazretlerine. Salatu selam ise 14 asır önce insanlığa rehber olarak gönderilen, başımızın tacı, gönlümüzün ilacı, Peygamber Efendimiz'e, onun âline ve onun eshabına olsun. Çok kıymetli, aziz ve muhterem Müslümanlar, din davasının yüce elleri, Cenab-ı Hak bizleri dünya ve ahiret saadetine eriştirmek için kitaplar indirmiş ve o kitaplar vasıtasıyla emir ve yasaklarını kullarına bildirmiştir. En son kitap olarak da Kur'an-ı Azimuşşan'ı sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla bizlere göndermiştir. Kur'an-ı Kerim Allahu Teala tarafından 23 senede vahiy yoluyla indirilen ve bize de tevatür yoluyla naklolunan Allah'ımızın kitabıdır. Kur'an-ı Kerim başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden berat olan ve içinde bulunmuş olduğumuz Ramazan-ı Şerif ayında indirilen
insanlığın ve İslamiyet'in adeta anayasa kitabıdır. Kur'an-ı Kerim, dünya okyanusunda çırpınan çaresiz beşeriyetin kurtuluşu için ilahi bir gemi, hastalıklara deva, beşeriyete manevi bir gıdadır. Kur'an-ı Kerim, İnsü Cin peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine gönderilmiş son kitaptır. Ve kıyamete kadar hükümleri bakidir. Kıymetli misafirlerimiz, bu kadar büyük bir saadeti getiren Kur'an'ın hükümleri amel etmek, onu müdafaa etmek, haram kıldığı şeylerden sakınmak gibi bizim üzerimizde bir takım hakları vardır. Bu hususlara dikkat ettiğimiz zaman Kur'an-ı Kerim kıyamet günü bizlere şefaatçi olacaktır. Allah-u Teala Hazretleri ayeti kerimesinde buyuruyor ki Estaizu billah inna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun. Muhakkak ki Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik ve onun kıyamet sabahına kadar koruyucuları yine bizleriz. Kur'an'ın önemiyle ilgili sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim şefaati kabul olunan bir şefaatçi, şikayeti tutulan bir davacıdır. Kim Kur'an-ı Kerim'i önüne rehber olarak, önder olarak koyarsa Kur'an onu cennete götürür. Kim Kur'an-ı Kerim'i arkasına alırsa, yani Kur'an beni takip etsin mantığıyla hareket ederse Kur'an onu cehenneme sevk eder buyurmaktadır. Allah'ım cümlemizi bu ve bu gibi durumlardan muhafaza eylesin. Değerli Kur'an sevdalıları, aynı zamanda şöyle bir tarihimize baktığımızda Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman ve 2. Abdülhamit Han gibi adında bile heybet ve ihtişam olan bu padişahlarımızın hüküm sürmüş olduğu Osmanlı Devleti'nin tam 600 sene ayakta kalmasının sebebi elbette ki Kur'an-ı Kerim azimuşşandır şan. Başta okumuş olduğum ayet-i kerimenin manasını bir şiirle ifade etmek gerekirse, ayet diyor ki, eğer daha inseydi Kur'an, paramparça olurdu da Allah korkusundan. Hangi insan durup da ibret almaz ki bundan? Sen ki bir dağ yanında ne kadar da cücesin, haddini bilmen için daha Kur'an ne desin? Mısraları ile ifade etmek mümkündür. Yine Yunus Emre, kim ki Kur'an bilmedi, sanki dünyaya gelmedi diyerek Kur'an-ı Kerim'i bilmeyen kimseyi adeta yaşayan ölü olarak ifade etmiştir. Kıymetli misafirlerimiz, bütün bu anlatılanlardan ortaya çıkan Mevlamızın bizlere mektubu sayılan kitabımızı bol bol okuyup hayatımızın her karışımını şekillendirmektir. Tıpkı Efendi Hazretlerimiz Gaddesallahu sirruhu gibi dert edinmemiz, dava edinmemiz gerekir. Efendi Hazretlerimiz buyuruyorlar ki, şu Mahmud'u alsanız, doktora götürüp masaya yatırsanız, tüm zerrelerini dilim dilim doğrasanız, Allah'tan başka dert bulamazsınız. Resulullah'tan başka dert bulamazsınız. Sünnete ittibadan başka dert bulamazsınız. İslam'ı ve Kitabullah'ı yaymaktan başka dert bulamazsınız demektir. Allah'ın bizler için de aynı şuur ve aynı ciddiyetle dertlenebilmeyi, olayları anlaşılması gerektiği şekilde anlayabilmeyi nasip eylesin. Bakınız, şu hiçbir zaman unutulmamalıdır ki bizler, yani Fatih medreseleri olarak 1986'dan 2012'ye kadar Türkiye'mizin doğusunda, batısında, güneyinde, kuzeyinde,
Efendi Hazretlerimizin himmetiyle beraber tam 175 medrese ile hizmet etmekteyiz. İnşallah hedefimiz odur ki Kur'an'ın nurunu tüm Türkiye'mizin 81 vilayetine, 957 ilçesine, 1976 beldesine, 34.367 köy ve 74.724.269 nüfusuna yayana kadar bu yolda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Bundan kimsenin zerre kadar şüphesi olmasın. Ne mutlu ki Kur'an'ın hakim olması için çalışan, onun nurunu güneşin ulaştığı her yere ulaştırma gayreti içinde olanlara. Hepinizi Mevla'ya emanet ederken yarınlarımızın Kur'an nuruyla aydınlanmış bir dünya olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Esselamu aleyküm.